Adamsın be. Şu anda ciddi anlamda bir hasarımız var. Tomayla tekte 9 bastık. Seyir gelecek mi? Krenamız düştü hatta. Bosumuzla vedalaşalım. Hop. Ya dejavu oldum ya. Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Yeni bir videodan herkese selamlar canlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir diye temennimizi edelim. Bu videomuz içerisinde de yine bedenselimizi geliştirebilmek adına bir simyamız daha halletmiş bulunmaktayız. Epsiz oynayan biri için bence gayet hızlı geliştiğimizi düşünüyorum. Güzel güzel de içeriklerimizi üretmeye devam ediyor olacağız. Destek amaçlı like ve abonelik atmayı ihmal etmeyelim. Keyifli seyirler. Hesabımda önceki farmlardan elde ettiğim biraz cevher vardı arkadaşlar. Hatta cennet gözyaşı 192'de kalmıştı. Bunda 200'e tamamlamak için katakomb girişine geldim. Ve genellikle yani yüksek olasılıkla diyeyim arkadaşlar C2'de bu alanda yani damar çıktığında kesinlikle cennet atıyor. Yani bu ilk defa başıma gelmiyor. 5-6 sefer üstüne denk geldim. Hep cenneti 2'de atıyor arkadaşlar. Onu da ayrıca belirtmek istiyorum ararken. CH2'ye bir tık ağırlık vermeniz sizler açısından karlı bir iş haline gelebilir. Şunu da şöyle tamamlayacağım. Altta biraz granamız var. Ekstradan biraz kas toplayıp enerji parçasına çevirdim. Hatta bir tık da kedi sırrı bıçağı alıp yapmış da olabilirim yani. Şunu da yine tamamlayacağım. Bunları da pazara atacağız. Ardından cevherleri de birlikte işleriz sizlerle bakalım. Bu arada bu kardeşimiz muhtemelen bizi izliyor. Direkt dejavu yazıp kalp attı alttan da. Buradan da selamlar kral yazdı. Buraya ise de buradan selamlar sevgiler diyelim. Bu arada kaskları topladığım esnada 5 seyirli, 10 şimşekli ve 10 rüzgarlı 3 tane kask elde ettik. Tabi 15 olsaydı bu oranlar çok daha iyi gelirler elde edebilirdik ama buna da şükür diyelim. Şimdi 6 tane cennetimiz var bakalım. 6 tane içerisinden yani bir tık fazla isteyeceğim ama 5 tane olursa gerçekten güzel bir kâra geçebiliriz. En azından yani ufak ufak para toplayalım istiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz simya seti tamamlama gibi bir süreç izliyoruz şu anda. Konuşamadım ama üst üste yakıyorsun ya. Oğlum şaka mısın sen ya? Hele şükür ya, zahmet oldu. İkincisini vermeseydin kanka. Niye veriyorsun ki yani? 6'da 3. İyi, sonradan bir tık topladık. Şimdi neredeyiz? Ceyrancı loncasındayız arkadaşlar. Şu ceyrancıyı görünce önceden bizim köylerde yani köy kısımlarında öyle söyleyeyim, elektrikçiye ceyrancı denirdi. O aklıma geliyor. Belki de o mantıkla koymuştur kardeşimiz. Bilmiyoruz. Reis hatır için yani yakut simyacısı kurdu. Belki şu anda hani hiç para da kazanamıyor olabilir ama bizleri kırmadı. Buradan ayrıca teşekkür ederiz. Önceki videolarımızda söylemiştik. Bu loncada arkadaşlar mavi bayrakta haritanın sağ üstünde bulunuyor. Tek yakut işleyicisi diyebiliyorum. Çünkü başka yoktu. Kardeşimize de o yüzden kurmasını rica etmiştik. İki tane daha şansımız var. Bakalım bizleri üzmez herhalde. Kardeşimiz loncası 2'de 2 attıracak gibi hissediyoruz şu an. Tık yaptım. Adamsın be. Vallahi gerçekten reisin loncası bizleri üzmedi. Grena ve safirimiz var. Ondan işleyicisi varsa da uğraşmak istemiyorum. Hemen burada işleyelim. Grena yanıyor. Safirlerden durum ne şekilde? Evet, çünkü %30 da bir tık zor arkadaşlar biliyorsunuz. Tık yaptık. Onlar yandı. Olsun, o kadar olur. Canlar, şimdi pazar alanındayız. Yakut fiyatları gerçekten tatmin edici. Yani sevdiğimiz fiyatlar 16, 17, 18 emlere kadar satılıyordu. Ben de 17.77'den attım. Birkaç tane 16 emden vardı. Onlar da gider. Ardından bizimkiler de satılır diye umuyorum. Cennet gözyaşları maalesef 9 emlere kadar düşmüş. 12 emde en sonki bandı. Yani bizim en azından sattığımız 12 emde, öyle söyleyeyim. Enerji parçalarımız var burada. 1000 tane 250 şekilde attık arkadaşlar biliyorsunuz. 6.5 M piyasası var. Şu anda en üstte biz varız arkadaşlar. Gayet iyi bir piyasası var. Hani bu şekilde kendiniz de enerji parçasını kasıp satabilirsiniz. Uğraşmak isterseniz tabi. Ekstra vır zıvır çerçöpler var. Burada gösterebileceğim 3 tane 15 ateşli bileziğimiz var. Bunların tekini ben 1.5'tan falan satmıştım. Diğer 3'ü maalesef 1.20'lere kadar düşürdük. İnşallah bu şekilde satılabilir. Ekstradan burada 10 rüzgar ve 10 şimşekli kaskarımızı 25 RM'den, 5 seyirli kaskımızı da yine 25 RM'den eklemesini yaptım. Hesabımdaki kuşağı işte tılsımı falan yan hesabıma aktarıyordum ETP görevi için. Hatta biyoloğu falan teslim ettim. Şurada bir eklenti yazıyordu. Geldim abi, bir arkadaşımız bize posta atmış. Hiç bilmiyorum ama. Ya reis. Yemin ediyorum hiç haberim yoktu gerçekten arkadaşlar. Şu an çok mağcup oldum ama gelen hediye de geri çevrilmez. Bunu kabul edeceğim. Reisi de tanıyorum. Ama hediye yolladığını bana hiç söylememişti. Ben şans eseri fark ettim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar kendisine. Bunu pazara kurup satacağız.
Yani bir sonraki simyamızda bayağı bir destek oldu. Paramız da yoktu. Gerçekten ilaç gibi geldi. Çok çok teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol, var ol. Şimdi bir kardeşimizle anlaştık. Hediye gelen Epsoya kutumuzu 16 mum karşılığında satacağız. Buradan gelen parayla da en azından mitsiz seferimizi hallederiz diye umuyorum. Arkadaşımız da çekti, konuşamadım o sıra. Güzel yani, 16 mum fena bir para değil. Çünkü 16 mum 30 mden falan satılıyor arkadaşlar şu anda. Gayet de iyi fiyattan sattık. Şimdi kata geldik. Kripto Reis'e kendimizi 50. seviyeye attıracağız. Yani ETP hesabı yapacağım, iki hesabım arkadaşlar. Önceki video zaten söylemiştim. Kule de olur. Hani kule çok dolu olursa kurbağalara geçerim falan. En azından seri düşüyor arkadaşlar 4. seviye slotlarda. İkinci köyde falan gerçekten bir tık uğraştırıyor. Orada da hani uğraşmak istemiyorum. O yüzden bu şekilde bir karar aldım. Bir gidelim bakalım 3. kata doğru. Şöyle XP'de gösterelim arkadaşlar size. Bir odada bir kutu falan doldu. Totalde de bir bilgelik, bir tane tecrübe yüzüğü taktım. Bir de XP'li bineğimiz var. Abi general mi açmışlar odaya ya? Hayda. Reisi yine tek yemedi, maşallah var. Bayağı da seri eritiyor slotları. 38 level'de olmasına rağmen ve yeni dizmiş hesabını. Biz de kırmadı, geldi sağ olsun, eksik olmasın. Bu reise de buradan selamlar, sevgiler diyelim. Artık 50 level olduğumuzda açarız kaydı. Görüyorsunuz seri seri level atlıyor. 50'ye kadar zaten çok bir sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. Hesabımız 49 level ve şu an basacağı pelerinle birlikte 50. seviye olacağız arkadaşlar. Totalde de ne kadar süre gitmiş? 43 dakika gitmiş ama bir tık goy goy falan yaptık. Ortalama yarım saat içerisinde 190 XP ile, şöyle de göstereyim, arkadaşımız bizleri 50. seviyeye kadar attı ve kendisi de arkadaşlar normalde ücret karşılığında hesap kasıyormuş. Kendisiyle de iletişime geçebilirsiniz. Gerçekten güvenilir bir kardeşimiz. Sizlere şöyle söyleyeyim, ben daha ödemesini yapmadım. Aşağı ince kendi hesabımdan yapacağım. O yüzden içiniz rahat olsun. Yani sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Çünkü daha önce ticaret falan da yapmıştım. Kardeşimiz hala kasmaya devam ediyor. Muhtemelen unut değerli dediğimi. Şöyle gruptan çıkalım, o da ayıksın. Şimdi köye geldik. Kardeşimize ödemesini yapıyoruz. 40 em aldı bizden. Ucuz değil mi falan dedim. Yani 40'en bence gayet makul arkadaşlar. Ucuzdan da kasıyor, yeni başlamış. Hesap kasmaya. Zaten yeni hesap dizdiğini söylemiştim muhtemelen video içerisinde. Eline koluna sağlık diyelim videodan. Zaten video dışında oyun içerisinde de söylemiştim ama buradan da tekrar söylemiş bulunalım. Reis'e de selamlar, sevgiler diyelim. 40 level sandığından çıkan 3 tane Efsun nesnemiz var. Hatta 3 tane de artırma kağıdı vardı da attık arkadaşlar. Maalesef 3 Efsun'da kaldı bu. Ya ekstradan arttırma falan uğraşmak istemiyorum. Ki bu arada bu 12 ortalamalı 12 eme satın almış olduğumuz KDP. Kayıt dışı bir tane atmıştım, 24 gelmişti. Bakalım düzgün bir şey gelirse kullanırız. Fazla da lafı dolandırmaya gerek yok. 7 beceri, hadi ortalamalı bir şey ver. 18 ortalama, 20 ork. Ben biraz düşündüm. Hani iki hesaptan ziyade 3 hesabımız, yani yan çarlarımdan bahsediyorum. 50 level'e attım. Hem günlük görevlerden bir kor alıyoruz. Bu normal bir kor, içerisinde yontulmuş falan da çıkabiliyor. Ekstradan da 5 kor veriyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu bana daha mantıklı geldi. Bir tane hesabımı da 50'ye atmadım. O 10 levelde kaldı. Onu ara ara 30'a atıp silip tekrardan 10 level şeklinde birinci köyde, ikinci köyde falan içerik farklı hem de eğlence için alıkoydum arkadaşlar. Şimdi de yine 40 levelden elimize geçen 3 tane Efsun nesnemiz var. Bu sefer 5 Efsun yaptım Dolunay kılıcımızı. Pardon, KDP'mizi, Dolunay demişim. Ama çok saçma sapan ortalamalar geliyor. Hadi be, 35 üstü gel. Ne 35 üstü, onu geçemedik ya. Hesabımızda biraz simya altyapısı birikti. Bayağı da işlenmemiş oldu. Bir üste gidelim. Eğer ki Ender'e kadar getirebilirsek orada açarım artık kaydı. Bu yontulmuşlarımızla birlikte tamamı erdirdik arkadaşlar. Ya güzel geçti aslında genel olarak ama burada yakut da çok fazla yaktı. Neredeyse bir tane, hatta direkt bir tane yontulmuş alabilmişiz. Birkaç kere antika deneme şansımız var. Safir'den bir deneyelim. Çok güzel. Antika alıyor olmak bile sevindirici. Adamsın lan sen valla. Granayı vermesen de olur. Ulan granayı da verdin harbi. Bu sefer bu sporu yaptık. Akıyor bu akşam maşallah. Arkadaşlar yorumda bir arkadaşımız işte ETP görevleri nasıl yapıyorsun, detaylı bir şekilde anlatır mısın demiş de, yani çok detaylı bir olay yok aslında bakarsanız. Yani şöyle söyleyeyim sizlere, bulunduğunuz map'e göre bir tılsım ayarlasanız gayet yeterli olacaktır. Mesela ben kuledeyim şu anda. Kule için 25 karanlık direnci olan artı 4 karanlık tılsım ayarladım. Onun dışında bir levellik HP'li itemler falan var. Sadece ekstra bir ölümcül taktım. Bayağı bir canı gidiyordu defansı düşük olduğu için.
ölümcül takınca gayet yeterli oldu. Defansımız falan şöyle statülerimizi hepsinde sizlere göstermiş bulunalım. Full STR ardından HP'ye verdim arkadaşlar ben. Bu şekilde yatmıyor savunmalı bineye bindiğimde. Yani odayı komple çekebiliyor. Onu da sizlerle birlikte gösterelim. 50. seviyeye atmamdaki amaç birincisi kule, ikincisi günlük görevlerden gelen kor, yani ekstra bir kor geliyor. Öte yandan çırak sandığından arkadaşlar bir haftalık üste giden eldiven geliyor. Bak şöyle kullandım. Ekstradan sizlere 50 düşürme drop'u sağlıyor ve bildiğim kadarıyla oyuna girdiğiniz süre boyunca süresi gidiyor. Ya bu da bayağı bir götürüyor sizleri. Yani bu sonradan gelen 50 düşürme drop'u da ciddi anlamda etki uyandırıyor arkadaşlar. Onu da hep birlikte göreceğiz. Bak şöyle bir pelerin basayım. Her pelerinde hemen hemen 10 tane ETP düşüyor. Demin saydım ben 8 tane 9 tane o civarda düşüyor. Şimdi birlikte sayacağız. Bakalım videonun şerefine bir de az düşerse var ya. Gerçekten. Görüyorsunuz arkadaşlar çar yatmıyor. Bir tık canı gidiyor. O sıra hemen ortaya kestiğim gibi yanlara geçiyorum. Bir çevirme patlatıyorum abi. Savunmalı binek bu arada çok önemli. Bak indiğim gibi can diplere geldi. Çünkü çirkinler var aralarda arkadaşlar. Çok fazla hasar vuruyorlar. O yüzden defansınızı bir tık yüksek tutun. Bir de tılsım ayarlayın. Yeterli oluyor. Beşgen falan takarsanız ya da ne bileyim SYK takın. Ya da işte demir kask falan ayarlayın. Ben şu an hani çıtırlık bir levellik hesabında kullandığım itemleri taktım. Ekstradan da savaşçımdaki yani bedenselinde daha doğrusu ölümcülü verdim bu hesabımıza. Şimdi şunu da keseyim. Bakalım kaç tane kor düşmüş. Yani ETP düşmüş daha doğrusu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mı düşmüş? Bu tur bir tık az düşmüş gibi. 7 tane düşmüş. Yani fena değil. 7, 8, 9 o civarlarda düşüyor. Ki odanın tamamını da çekmedim. Yani daha yanlar falan duruyor. Tamamını çekseydik muhtemelen... Ben az önce bugünün ETP görevlerini de tamamladım. Hatta 4 hesabımla da tamamlamıştım. Yine böyle üste falan gittim. Bu sefer kaydı açmadım arkadaşlar. Bir tane antika yakut aldık zaten parlıyordu. Bir tane de şöyle göstereyim. Antika safir aldık. Ekstradan şamanım da bir tane antika onyx geçirdi üste doğru. Elimizdeki antikaları ıvır zıvırı tamamını sattım arkadaşlar. Aradan da bayağı bir zaman geçti. Aslında bu parayla Safir ve Onyx'imi halletmeyi planlıyordum ama gerçekten hani aradığımız Safir ve Onyx çok abartı fiyatlardandı. Ben de yeşime bakayım derken 2 won piyasası düşük bir yeşim buldum. Çift HP yapı absorbe normalde 29 won bandından aşağı hiç inmedi. 26.5'a yakaladık. Paramız da yetiyor. Hemen bunu çekip yeşim olayını da halletmek istiyorum. Çektik sanırım. Şöyle bir bakayım. Evet bunu da çektik. R4'e basıp hemen takmak istiyorum. Hayırlı ve de uğurlu olsun diyelim. Simyacımızın yanına da geldik. Şöyle buradan arındırma diyelim. Seviyeyi seçiyoruz. Önce yeşili bir atalım. Artı birimiz gelsin. Yani zaten başka da para kalmadı arkadaşlar elimde şu an. Ne diyorsun sen ya? Oğlum pembeyle artı 2'ye yakmış olamazsın ya. Arkadaşlar bizim iş zorladı. Şu an zaten elimde başka bir para yok. Bir tık para kasmaya falan gideceğim. Artı 2 olarak kalsın. R4 yaptığımıza takarız artık. Elimde açmak için bulundurduğum hatta farmlardan elde ettiğim 9 tane gümüş okeyim vardı. Bunları da maalesef ki pazara kuruyoruz 8.5 hem'den. Bunlar satılırsa bir iki fasulye parası çıkar herhalde bize de. Okeylerimizi sattım hatta 2 tane de fasulye çektim yine pembe fasulye. Pembeden şaşmıyoruz abi. Şimdi seviye diyelim şuradan. Bu sefer yormazsın bizi diye umuyorum ya. Diğerleri tekte geçmişti. Artı 3, artı 4 ver. Pembeyle basıyoruz canlı yediğim ya. Ne yapıyorsun sen? Ben yeşille tekte geçiriyordum seni ya. Bu yeşimde mi bir sıkıntı var anlamadım ki. Bu sefer köydeki simyacıya geldim. Zaten son param 2 tane yeşil anca etti. Eminim bence bunu biz yeşille basacağız abi. Artı 4'e. Tık yaptım. Artı 3. Ver artı 4'ü. Oğlum ne var bu yeşimde ya? Geçmemeye yemin etmiş sanki 4'e. Bizi bitirdin be. Az önce biliyorsunuz 6-6 misli yeşimimizi R4'e kadar basamamıştık. Ben de bir bakayım dedim hani eventlere. Biliyorsunuz hani ticaret olmayan yeşil ejderha fasulyesi falan oluyor eventi. Dedim o tarz bir event varsa katırız en azından fasulyeyi beleşe getiririz diye. Baktım pet kitabı sandığı eventi var arkadaşlar. Yaklaşık bir 30-40 dakika falan katılabildik bu evente ve 4 tane pet kitabı sandığı elde ettim. Tabii ki bunun içerisinden temennimiz canavar kitabı. O çıkmazsa da engel falan çıkarabilirsek ondan da ticaret anlamında gelir elde edebiliriz. Ekstra 2 tane hava kılıcı düştü ne hikmetse.
bayağı şanslıydık bence. Onun dışındaki kitapları kendi hesaplarımızda okuyabiliriz diye yanıma almak istedim. Fazla da lafı dolandırmayalım. Şöyle kitaplarımızı açmak istiyoruz. İnşallah güzel bir senaryoyla ayrılırız buradan. Biraz şanslı olduğunu düşünüyorum bu hesabımın. Yapma be. Direkt mavi kitapla canavar çıkma olayını sıfıra indiriyorsun. Hayalet geldi. Menzil geliyor. Adıyaman menzile selamlar. Büyü bozma be. Tüh. Hava kılıçlarının tanesini 20 M'den yani 40 M'den sattım arkadaşlar. Oradan gelen parayla da fasulye alıp sonunda yeşilimizi +4 yapmayı başardım. Bunu da artık takmak istiyorum. Şöyle paneli kapatalım. Hayırlı ve de uğurlu olsun diyelim. Dördüncü simyamız da hazır oldu. Diğer ikisi zaten çok zorlamayacak bizleri. Zaten bu video içerisinde ikisini halledecektim ama sadece aradığımız efsunlar yoktu. Olanlar da çok abartı fiyatlardaydı diyelim. Hatta şöyle simyamızı bir açalım. Set bonus almayacağız ama en azından HP'mizi görmek istiyorum. Petimizi, porkimizi de çağıralım hocam şöyle. Toplam canımız ne şekilde? Şöyle bir bakalım. 18K 837, hemen hemen 19K olmuşuz. Fena da değil yani, set bonusla birlikte 20K'yı geçeriz gibi düşünüyorum. Bu videomuzu da burada noktalayalım. Yani birkaç gündür zaten video atamıyordum. Para kasacağız vesaire diye. Çıkarken destek amaçlı like ve abonelik atmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Gerçekten desteğinize ihtiyacımız var. Fikir ve görüşlerinizi yorumda kesinlikle belirtin. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.